Süleymaniye, K24. Edinilen bilgiye göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu Koordinatörü Brett McCook ve beraberindeki heyet, Kürdistan bölgesine ziyarette bulunarak üst düzey yetkililerle bir araya gelecek. McCook'un yapacağı görüşmelerde Kürdistan bölgesi ile Irak Federal Hükümeti arasındaki ilişkiler, Kürdistan Demokrat Partisi, KDP ile Kürdistan Yurtseverler Birliği, KYB ilişkileri ve Kürdistan bölgesinin doğal gaz konusunun ele alınması bekleniyor. McCook ve beraberindeki heyetin Bağdat'ta olduğu ve üst düzey Iraklı yetkililerle görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Kürdistan Bölgesi Başkanlığı Divanı Başkanı Fezi Hereri gazetecilere yaptığı açıklamada, McCook'un Başkan Mesut Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve KYB yönetimiyle görüşeceğini söyledi. McCook'un ziyaretinin siyasi bir ziyaret olduğunu ve Irak ile bölge genelinin durumunu yerinde görmek için gerçekleştirildiğini belirterek, "Şüphesiz Bağdat'ı ziyaret eden, Erbil'i de ziyaret etmelidir," dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Erbil Başkonsolosluğu Brett McCook'un, Irak-Kürdistan bölgesi ile tüm Irak'ın refahı ve ortak çıkarlarının desteklenmesi için Kürt Birliği'nin ilerletilmesini vurguladığını açıkladı. 16 Ocak'ta Erbil'e gelen Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Orta Doğu ve Afrika Direktörü Brett McCook, aynı gün Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelmişti. Başkan Neçirvan Barzani ve Brett McCook görüşmesinde Irak'taki son siyasi gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak ve Kürdistan bölgesi ile ilişkileri, Erbil-Bağdat ilişkileri ve sorunların çözümüne ilişkin başlatılan görüşmeler, Kürdistan'daki iç durum ve peşmerge güçlerinin birleştirilmesi gibi konular ele alındı. Ertesi gün McCook, Başkan Mesut Barzani ve Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile KYB lideri Bafil Talabani ile de görüştü. Başkan Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Irak'taki siyasi durum, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunlar çözülmesi ve küresel düzeyde enerjinin önündeki engellerin aşılmasında Irak ve Kürdistan bölgesinin rolünün önemine dikkat çekildi. Amerika Birleşik Devletleri heyetinde Brett McCook'un yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın küresel altyapı ve enerji güvenliği özel koordinatörü Amos Hochstein, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak Büyükelçisi Alina Romanovski ve bir dizi Dışişleri Bakanlığı danışmanı yer aldı. McCook'un son görüşme adresi Başbakan Yardımcısı Kubat Talani ve KYB Eş Başkanı Bafil Talabani'nin olduğu KYB Erbil Merkezi oldu. Görüşme ardından Kubat Talabani Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda Irak-Kürdistan bölgesi halkına daha iyi hizmet verme çabalarının birleştirilmesi vurgulandı, ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri heyetinin Kürdistan bölgesi temasları ardından bir açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin Erbil Başkonsolosluğu, Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Mesut Barzani, Kubat Talabani ve Bafil Talabani ile yaptığı görüşmelerde McCook, Irak-Kürdistan bölgesi ile tüm Irak'ın refahı ve ortak çıkarların desteklenmesi için Kürt Birliği'nin ilerletilmesini vurguladı, dedi. Mesut Barzani, Brett McCook ile yaptığı görüşmede Kürdistan bölgesinde bu yıl temiz ve adil bir seçime gidilmesi gerektiğini, seçimlerin ertelenmesi için ileri sürülecek hiçbir mazeretin kabul edilmeyeceğini söyledi. Başkan Mesut Barzani, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Orta Doğu ve Afrika Direktörü Brett McCook Başkanlığındaki üst düzey Amerika Birleşik Devletleri heyetini Pirmam'daki konutunda kabul etti. Başkan Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Irak'taki siyasi durum ve Kürdistan bölgesi ile Bağdat arasındaki ilişkiler ele alındı. Görüşmede, Kürdistan bölgesi ile Bağdat arasındaki sorunların çözülmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Ayrıca küresel düzeyde enerjinin önündeki engellerin aşılmasında, Irak ve Kürdistan bölgesinin rolünün önemine dikkat çekildi. Kürdistan bölgesindeki iç durumun da ele alındığı görüşmede Başkan Barzani, bu yıl Kürdistan bölgesinde temiz ve adil bir seçim yapılması gerekiyor. Ve seçimlerin ertelenmesi için ileri sürülecek hiçbir mazeret kabul edilmeyecek, dedi.
Başkan Barzani, sorunların aşılması ve Kürdistan bölgesi hükümetine destek amacıyla siyasi partiler arasındaki görüşme ve koordinasyonun sürdürülmesi arzusunu dile getirdi. Peşmerge güçlerinin birleştirilmesi konusuna değinen Başkan Barzani, Peşmerge Bakanlığı bünyesindeki reformların devam ettirilmesi konusundaki desteğini yineledi. Bölgedeki siyasi durum ve terör tehdidinin de ele alındığı görüşmede konuk heyet, Irak ve Kürdistan bölgesinde güvenlik ve istikrarın korunmasının önemine vurgu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri heyetinde Brett McCoon yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın küresel altyapı ve enerji güvenliği özel koordinatörü Amos Hochstein, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak Büyükelçisi Alina Romanovski ve bir dizi Dışişleri Bakanlığı danışmanı yer aldı. Mesut Barzani, Almanya Federal Cumhuriyeti liyakat nişanına layık görülen Berlin Kürt Araştırmalar Enstitüsü kurucusu ve başkanı Dr. Feryat Fazıl Ömer'i kabul etti. Başkan Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Başkan Barzani bugün Kürt dil bilimci, edebiyatçı aynı zamanda Berlin Kürt Araştırma Enstitüsü kurucusu ve başkanı Dr. Feryat Fazıl Ömer'i konutunda kabul etti. Başkan Barzani görüşmede Almanya Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen Almanya Federal Cumhuriyeti liyakat nişanına layık görülen Dr. Feryat Fazıl'ı tebrik etti. Başkan Barzani, Kürt dili ve edebiyatının gelişmesinde önemli rolü bulunan Feryat Fazıl Ömer'i emeği, çalışması ve ilmi eserlerini kaleme almasından dolayı takdirlerini dile getirerek başarılarının devam etmesini diledi. Başkan Barzani'ye desteklerinden ötürü şükranlarını dile getiren Dr. Fazıl ise, Almanya Federal Cumhuriyeti liyakat nişanına Kürt milletine ithaf ettiğini dile getirdi. Berlin Kürt Araştırmalar Enstitüsü kurucusu ve başkanı Dr. Feryat Fazıl, Kürdistan bölgesi hükümetinden Kürt dil ve edebiyat çalışmalarına ve korunmasına daha fazla önem vermesini istedi.